Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Ne Azmirni'deyim. Ne Azmirni son dönem bayağı bir yoğunlaştığımız bir bölge. Burası ufak bir meydan diyelim, ufak bir açıklık diyelim. Evin balkonu gayet başarılı. Yunanlar balkonu. Balkonda yaşıyor. Balkon evin yaşanan bir bölümü ve evin metrekaresi içine dahil değil Türkiye'deki gibi. Türkiye'de her şeyi metrekare içine koyuyorlar. Bu da bir şekilde biraz yalan oluyor tabii ama şu anda Türkiye'deki emlak piyasasını konuşmayalım. Bu son dönem beni de çok meşgul ediyor Türkiye'deki durum. Çünkü Türkiye'den gelen müşteriler de Türkiye'deki durumla karşılaştırarak, yani buradaki okumayı Türkiye'deki durum üzerinden yapıyorlar. Bu konuyla alakalı detaylı bir video çekmek istiyorum. Çünkü Türkiye'deki fiyat artışlarının Yunanistan'daki fiyat artışlarıyla bir alakası yok. Eğer bu konuyla bu şekilde başlarsan zaten buradaki emlak piyasasını doğru okuyamazsın. Yunanistan'da Türkiye'deki gibi bir finansal baskılama yok, yani faizlerin aşağıda tutulması gibi bir durum söz konusu değil. Ve ana maddeleri söylüyorum. Yunanistan'da yabancıların piyasaya etkisi Türkiye'dekinden çok çok daha fazla. Gazetelerde okuyorum. Yabancılar, Ruslar, Ukraynalılar geliyor. Bu beni biraz rahatsız ediyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü okuduğum, gazetelerden okuduğum haberler TÜİK'in açıkladığı rakamlarla çok çok farklı. Bir düzen kurulmuş sanki Türkiye'de. Yani emlak sektörü bunu bilerek, isteyerek insanları şaşırtma üzerine bir sistem ve bir böyle bir girdap gibi bir tuzak gibi bir şey bu. Yabancılar alıyor, yabancılar deli gibi ürün alıyor diyorlar. Bunu bilmeyen medya ve gazeteciler de bunu bir şekilde şişiriyor. Bundan sonra da insanlar hiçbir şey yapmasam yabancıya satarım tarzında deli gibi mülk alıyor. Doğru bir şey değil. Ben bunu argümanlarla destekleyebilecek durumdayım. Onun için bu kadar rahat ve net şekilde söyleyebiliyorum. Evimize geri dönelim. Çok konuştum. Bunu ayrı bir video konusu yapacağım. Muhtemelen bundan sonraki videoda bu konuyu işleyeceğim. Çok sıkıcı bir video olacak. Sıkıcı bir video olacak ama yapacak bir şey yok. Çünkü görüyorum, yani bu konuyu Türkiye'de konuşan, yani emlak konusunda konuşması gereken insanlar, profesyoneller bu konuyu dile getirmiyor. Bence doğru bir şey değil. Neyse, evimize geri dönelim. Tekrarlıyorum. 4. katta 92 metrekare kapalı bir park yeri var. Bir banyo, bir WC. 2+1 bu. Odalar bir hayli geniş. Biraz önce şömineyi gösterdim. Merkezi doğalgaz var. Evin her tarafında dolap var. Mutfak bir hayli geniş. Deposu var. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Yunanistan'da evlerin içinde bu şekil depolar var. Bu depo bir hayli geniş. Buraya kışlıkları koyarlar, halıları koyarlar, kullanmadıkları şeyleri koyarlar. Ve bu şekilde evlerin de mimarisine diyeyim. Girmiştir bu günlük yaşamda bu şekil bu tarz alışkanlıkları da evlerin mimarisine yansımıştır. Niyazmeyli bu son dönem Türk yatırımcılarının çok fazla mülk aldığı bir yer. Ben Niyazmeyli'yi çok seviyorum, çok tutuyorum. Bundan önceki videolarımda Niyazmeyli'nin sokaklarını da size gösterdim. Geri dönüşümü iyi. Niyazmeyli'nin kiralamak çok kolay. Şimdi bu spesifik bu evden konuşmamız gerekirse burasının renovasyona ihtiyacı var. Ancak böyle deli bir renovasyon yapmak gerekir mi, olmalı mı? Onu eğer ilgilenirseniz tartışırız. Ben çok böyle Galaktika tarzında renovasyon seven,
onu seven, onu isteyen birisi değilim. Çünkü renovasyon için harcadığın rakam sana kira olarak çok enderdir ki geri dönsün. Dolayısıyla mütevazi, normal insan ve yaşam pratiklerini karşılayacak şekilde bir renovasyon yaparak bir kira bulmak zor değil. Eğer şimdi burada aslında çok büyük bir renovasyon yapılırsa bu duvar, şu karşımızdaki duvar indirilebilir ve burası çok çok geniş bir oturma olası olabilir. Aynı şekilde buradaki koridor da bu alanın içine dahil edilerek çok güzel bir sonuç elde edilebilir. Bu odada yapacak çok fazla bir şey yok. Evin bu kalibudurlar değişmeli. Mutfak elden mutlaka geçmeli, değiştirilmeli. Kalibudurlar eski. Burası tamamıyla değişmeli bana göre. Bunun masrafı yaklaşık bir her şey dahil yani. Burasının bir 10 bin euroluk bir masrafı var bana göre. Bana göre doğramalara dokunmazsak, renovasyonla alakalı çalışan arkadaşlarımız var. Geldiğiniz zaman sizi ben tanıştırırım. En uygun bulduğunuz, frekansınızın en iyi uyduğu insanla, bütçenizin de uyduğu insanla çalışırsınız. Güzel bir ev. Burası Niyazmirli'nin merkezi bir bölüm. Fiyatından bahsetmedik. Fiyatını söyleyeyim. 235 bin euro. Ama pazarlık payı var. Bir dakika kontrol edeyim kağıtlarımdan. Evet, 235 bin euro. 4. katta. Park, kapalı parkı olan bir daire. Uzun bir video oldu. Bayağı bir şeyden bahsettim. Dediğim gibi bundan sonraki videomda elimden geldiği kadarıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki emlak sektörü karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Videolarımız devam edecek. Üyelerimiz, abonelerimiz, bizi takip eden insanlar çok fazla arttı. Hepinize teşekkür ederim. Ara Bey var mesela. Ara Bey bu son dönem sanki bütün videolarımızı izliyor. Bu beni çok sevindiriyor. Gerçekten sevindiriyor. Çünkü insanlarla çok güzel ilişkiler kuruluyor. Başka takipçilerimiz de var. İzmir'den mesela. Arkadaşımız var. Yazın Allah kısmet ederse buraya gelecek. Yakından da sohbet etme ve görüşme imkanı bulacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Size en iyi evi, en ucuz evi bulabilir miyim bilmiyorum. Ama benden daha fazla çalışan bir emlak danışmanı şu anda ben tanımıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.